16 Ağustos, 22 Ağustos. Değerli terazi burçları, nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam, günlük takip edebilirsiniz. Umut, aşk, her şey sizin olsun. Rabbim sizin olsun. Hayat sizin olsun. Doğadaki her canlıyı Rabbim, çok felaketler yaşadık. Ekim ve Kasım ayı daha hareketli bir dönemimiz olacak. Allah ülkemizi korusun, kötü olan her şeyden uzak tutsun istiyorum. Yeni iş arayışı ve işinizle alakalı mühim kararlar vereceksiniz. Burayı bırakıyorum, artık burası benim değil. Kağıdı böyle yırtacaksınız. Ama neyin öfkesi bu? Bu neyin travması diyeceğim ama doğrusunuz. Çünkü çok uzun süredir o kadar yok yük üzerinizde ki her şey sanki sizin üstünüze bırakmışlar. Görünmez bir noktadasınız. Yani burada bir işçi var mı? Yönetici var mı? Çalışan var mı? Yani kimsenin umurunda değil. Görünmez adam gibi bütün işleri yapıp saatin geliyor giriyorsun, saatin gidiyor gidiyorsun. Ne maaşın, ne işin, ne hakların, neyle ilgili kendini anlatacak hep müsait değiller. O yüzden bu resti çek. Yoksa işinle alakalı bu şekilde devam edeceksin. Res çekme zamanı. Res çektiğinizde işinizde hak edilen noktayı, oluşmasını istediğiniz kapının aydınlanması olacak. O yüzden artık size yükleri ve 7-8 insanın işini yapıyorsunuz. Artık maaşın, artık konumun, alternatif teklifler de var. Bunu gözüne alarak masaya yatır. Çünkü sen burayı da kaybetmek istemiyorsun. Çünkü düzenli bir maaşı var. Ben olsam senin yerine resti çeker, imzayı yırtarım. Onlar sana muhtaç. O yüzden bu kuralı iyi düşün, cesaretini toparla, hakların için toparla diyorum. Özellikle de iş hayatınıza yeni girenler için de burada sabırlı olun. Burası sizi gayet iyi bir noktaya itecek. Siz sabırsız olduğunuz için, siz hiçbir şey beğenmediğiniz için kusur arıyorsunuz. Burası doğru bir nokta. Yeni işe girenler için söylüyorum. Hayırlı. İş konusunda da uzun süredir kapılarım, kısmetim, ayağım bağlı. Hangi işe başvurduysam olumsuz cevap aldım diyen bazı terazi burçlar için evet, güzel bir işten haber gelecek. Eylül başında da bu kapınız hayırlı olacak ve de uzun soluklu devam edeceksiniz. Hatta beni iş bulmaz, ben en iyisi hani ne yapayım diye araştır. İş mi kursam, ailevi ve ekonomik problemlerinden dolayı cesaretin yok. Çok güzel bir iş var, bu da sana hayırlı olacak, korkma. Kendi işini yapanlar için de farklı yolculuklar, farklı projeler, yeni anlaşmalar, bayağı sürpriz iş masası konuşması söz konusu olacak. Bence bunu artıya, kazanca hızlı bir şekilde döndüreceksin. Mesela yazarsan kitabın ün kazanacak. Müdür yardımcısıysan müdür olacaksın. Yöneticiysen üst düzey yönetici dediğimiz kapılarınız bu hafta daha hareketli. Yani Ağustos'un sonuna kadar hedeflediğiniz kariyerle alakalı noktalarda sizi doğru oluşumlar bekliyor. Bunu da mantığınızı koyarsanız gayet yetenekli. Sanat, sahne, sanatçıysanız, spor sanatçısı bile, sporcuysanız bile çok güzel teklifler. Bu tekliflerin arkasından başarınız, enerjiniz size çok büyük bir oluşum yaratacak. Sen gücünü buldun, daha sağlamlaş, bu güç sana çok güzel aydınlanma yaratacak diyorum. Ama sadece aşkta bir ihanet korkusu, güven korkusu, ilişkiyi sorgulama, devamlı dedektif gibi sorular soruyorsunuz. İlişkinizde bir hata yok da sizde güven, ruhunuzda böyle bir aldatılma psikolojisi, geçmiş ailenizden kaynaklı olabilir, tanıdığınız bir dostunuzdan olabilir. Şu an ilişkinizin size bir hatası yok ama bu şekilde teşvik ediyorsun, sesini kapat, ilişkine sahip çık diyorum. Sevgili uzun süredir de 4-5 yıldır ilişkisi olanlarda da bir ayrılık kararı verilecek. Çünkü ilişkide oyalanıyorsunuz. Artık size bazı kısmetler de var. Bu ilişkiyi defalarca bekle bekle bekle, yaşın geçiyor. Artık bekleyecek bir yaşımız yok. Bu ilişkiyi bitir. Yeni kapılar, yeni şansları değerlendirmen gerekiyor değerli terazi burçları. Evli olan, özellikle de eşinizle çok uzun süredir boşanma mahkemeniz devam ediyor. Anlaşmalı boşanamayıp para konunuzla alakalı sorunlu
sorunlar devam ediyorsa bu Ekim ayında masaya yatacak. Anlaşmayla haklarınızı alacaksınız. Ama ben boşanmak istemiyorum diyorsanız boşanmayacaksınız. Şartlar konulacak. Sizin şartlarınıza göre hayatınız devam edecek gözüküyor. Evlilik teklif etmek isteyen mesela bazı terazi burçları var. Enerji günü arıyorsunuz. Hangi gün teklif etsem, nasıl teklif etsem diyerekten ben size salı gününü öneririm. Salı günü saat 17 ya da 22-17, 22-7. Yani sonu 7 rakamla biten enerjisi en yüksek zamandır salı günü. Bugün evlilik teklifi ya da yüzüğünüzü takabilirsiniz. Bir de ailenizde evde kaldığını düşündüğünüz abiniz, kardeşiniz, kız kardeşiniz varsa ona da hayırlı bir kısmet var. O evde kalmadı, panik yapmamıza gerek yok. Bir de uzun süredir bazı miras konularında haksızlığa uğrayabilirsiniz. Mahkeme red cevabı verebilir. Lütfen avukatınızı, çünkü sizinle ilgili iftiralar, bu mal sanki saçma sapan olaylara itilecek. Avukatınızı, sürecinizi doğru belirlediğinizde haklarınızı geri alacaksınız. Önümüzde bazı toprak ve mal ve ev konuları da var. Bunlarla ilgili de olumlu süreç. Yalnız ailenizin köyde ya da denize yakın bir noktada evi varsa tamir, tadilat ya da arazi bölümünüzü belirleyeceksiniz. Herkes kendine bir yer yapmak isteyecek. Bu kararların da aydınlanması var. Sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz gereken noktanız batık tırnaklarınız, diş eti iltihaplarınız ve ağız aflarımız ve özellikle de iç kulak zarımızla alakalı hassasiyet söz konusu olabilir. Lütfen ihmal etmeyin. Mutlu kalın, tatlı kalın, tatlı tatlı konuşalım, sadaka verelim, insanlara dokunalım. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.